Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar Kur'an'ımızı okuyor muyuz? Her şeyi okuyoruz da Kur'anımızı okumaya neden vakit kalmıyor? Sanki soruyu ben cevaplayarak konuştum. Ama bir WhatsApp mesajları kadar değerli mi sizce? Ya da önümüze internetten, sosyal medyadan düşen haberleri okumamız mı daha çok bize zevk veriyor yoksa hadi bir sayfa bir Kur'an okuyalım deyince mi mutlu oluyoruz bu gerçekten bizi deşen bir soru Kur'anımıza hakaret ettiler Kur'anımızı yaktılar Kur'anımıza çok kötü işler yaptılar ve benzeri gibi haberleri duyunca görselleri izleyince birden küplere biniyoruz. Meydanlara çıkıp onlara karşı miting yapmak ve Allah'ın kitabını savunmak istiyoruz. Elhamdülillah bu hala kalplerimizde Kur'anımıza nasıl bir imanla bağlı olduğumuzu gösteren bir tevhid işaretidir. Allah'a hamdolsun. Ancak değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen ilk emir neydi? Kur'anımız bize hangi cümleyle gelmeye başladı? Bunun edebiyatını da çok iyi yapıyoruz üstelik. İkra Bismi Rabbikellezi halak Seni yaratan Rabbinin adıyla oku denen okuma her şeyden önce bu Kur'an'ın okunması değil miydi? Peki biz niye o kadar eğitimlerimize düşkün olduğumuz halde makaleler, yazılar okuduğumuz halde hiç sıkılmadan, bıkmadan her gün önümüze düşen yüzlerce WhatsApp sosyal medya mesajlarını okuduğumuz halde Allah'ın kitabını zevkle okumaya fırsat bulamıyoruz. Ne olur da sabah namazlarından hemen sonra bir sayfa Kur'an okusak? Yatmadan önce bir Mülk suresi okusak? kaç dakikamızı alır? Biz esasında her şeyden önce Allah'ın kitabını oku emriyle yaratılmadık mı? Kur'an'ımızın ilk defa gelmesi bir nevi bizim yeniden dirilişimiz değil miydi? Biz Kur'an'ımızla aslında hayat bulmadık mı? Yeryüzüne Allahü Teala kitabıyla, kelamıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi de göndermesiyle ilk nurunu saçmadı mı? Cahiliyeden nasıl bu toplum aydınlığa çıktı? Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e iman ettikten sonra ne yaptı söyler misiniz? İlk inen ayetlerde gece kalk ve Allah'ın kitabını oku وَرَتِّلِ Kur'anı تَرْتِيلًا Demedi mi Rabbimiz? Yani biz ilk defa Müslüman olanlardan olsaydık, işimiz gücümüz Kur'an okumak olacaktı. Hazreti Ömer'in kız kardeşi o Kur'an'ı okudu da Hazreti Ömer onu dinleyip Müslüman olmadı mı? Darul Erkam dediğimiz o genç sahabenin evinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne anlattı? kendisine gelen vahyi okudu. Yani ashab Mekke'de hep Kur'an okudular. Gizli gizli buluşmalarında Allah böyle buyuruyor diye Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyerekten Taha suresinden, Şura suresinden, Ankebut suresinden ayetler okudular. Eski ümmetlerin kıssalarını okudular. Kur'an okudular. Kur'an biz niye Kur'an okumuyoruz? Üniversitelerde yüksek lisanslar, doktorolar yapıyoruz, kitaplar bitiriyoruz, deviriyoruz da niye Kur'an'ımızı hatmedemiyoruz? İlla Ramazan'ın mı gelmesi lazım Kur'an'ımızı okumak için? Değerli kardeşlerim, hayır ve hayır. Bu Kur'an'ı okuyacağız. Edebiyatını yapmaktan önce bu kitabı okumamız gerekiyor. Bu okuma önce tilavet şeklinde olacak. En güzel şekilde Kur'an'ımızı Türkçe'yi satır satır, tane tane okuyabildiğimiz gibi okuyacağız. Gerekirse dersler alacağız. Sonra bu kitapta Rabbimiz bize ne buyuruyor diye hocalarımızdan dersler alacağız. Kur'an'ımızı öğreneceğimiz sohbet grupları oluşturacağız ve sonra da gücümüz yettiği kadar bu Kur'an'dan ezberlemeye çalışacağız. Mümkünse kısa surelerden başlayarak son cüzdeki o ve Duha'dan aşağısı olan 22 sureyi müthiş bir şekilde ezberlemiş, çok güzel okuyan, manalarını da bilen Rabbimizin o gün ashabına dediklerini bugün de biz de şimdi dinliyoruz. Bize bugün bu Kur'an iniyormuş gibi okuyup öğrenip anlamaya çalışacağız. Bunu da yayacağız etrafımıza. Çocuklara gençlere, kardeşlerimize bir Kur'an hamlesi başlatacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ashabını okuduysa, nasıl ashabına öğrettiyse, ashab çocuklarına, çevresine bunu anlattıysa hem okuyup, hem anlayıp, hem uygulayıp, hem de ezberlemeye çalışacağız. Rabbim mübarek etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.